Kimseye siz savaşa girin diyecek durumda değiliz. Böyle bir hakkımız yok. Ama şunu unutmayın dedik. Gazze'den sonra sırası gelecek. Evet. Yani kimseyi savaşa teşvik etmek gibi bir niyetimiz olamaz. Ama sıra size geleceği belliydi. Hı hı. Peki bu savaş burada bittikten sonra sıra kime gelecek? Suriye. Suriye gelecek. Bu kadar net. İşte o yüzden Cumhurbaşkanı'yla Esad görüşmesi de ehemmiyet kazanıyor. Ben anladıklarını düşünmüyorum. Yani olayın farkına vardıklarını hala düşünmüyorum. Çünkü en son Hakan Fidan Arap Birliği'nde konuşma yaparken... Kalktılar. Kalktılar ve gittiler. Görüşme yapmak için isteyen adam, hı hı, en kötü ihtimalle oturur dinlerdi orada. Evet. Yani orada acaba Esad'la işte Dışişleri Bakanlığı, yani farklı görüşler engelleyebilirdi mi var? Engelleyebilirdi. Sonuçta bir Arap Birliği'nde birisinin konuşma yapabilmesi için herkesin onay vermesi gerekir. Suriye engellemedi. Evet. Engellemediğin bir şeyde niye kalkıyorsun kardeş? Evet. Engelleyeceksen hiç konuşturma. Hı hı. Konuşturuyorsan da dinle. Değil mi? Evet. Saygısız. İşte hep diyoruz ya, geliyoruz geliyoruz tıkandığımız yer oraya geliyoruz işte. Doğru. Kişi bazı da böyle. Bakalım neler olacak. Sahadan yani, görüntülere bakmaya başlayalım isterseniz. Karşılıklı aynen öyle başlayalım. Ele geçirilen dronlar vardı. Salih, sen bir şey söylüyordun, bir şey koyacağım diyordun. Evet, koyalım istersen onları. Önce İsrail'in ele geçirdiği Hizbullah tarafından gönderilen bazı bugüne ait görüntüler, silahlar var. Bu anladığım kadarıyla bir İsrail askerin üzerindeki drone mu bu? Evet. Onun yani şey drone ele diyorum. GoPro mu bu? GoPro, evet GoPro. GoPro'yu mu ele geçirmiş? Hı hı. Tabii GoPro'yu ele geçirince tüm kaydedilen görüntüler... Yalnız benim anlamadığım bir şey var burada. Bir kez de teyit etmek için soracağım. Niye İsrail askerinin elinde Kaleşnikov var, ben onu anlamadım. O bir görüntüyü bir daha geri gelsene. Bir daha gelsene geri görüntüye. Bunun yanıtı var mı sizde? Şimdi silahı bir daha göreyim ama tam göremedim. Koşarken düşüyor. Bu kadar çok sallıyor ki sanki, evet, elindeki silah bana Kaleşnikov gibi geldi de o yüzden diyorum. Şu gördüğümüz değil mi? Evet, hem de evet. Olayı anlamadım. Yani acaba sızmaya çalışan ve kendisini bölgedeki unsurlara benzetmeye çalışan bir adam mı? Hmm. Onu çözemedim. Tam sarsılınca görünmüyordu ama buradan bakınca sanki bir Kaleşnikov gibi gözüküyor. Evet. Peki devam edelim diğer görüntülerle. Peki devam edelim, evet. Karşılıklı silahlar ele geçirilmeye devam ediliyor. Burada ne oluyor? Burada Hizbullah üyesinin öldüğünü görüyoruz. Evet. Dünden bir drone görüntüsü vardı, ona da bakalım. Evet, bu dün gönderilen kişisel bir drone'du. Hı hı. Bu kişisel drone daha sonra öbür tarafta Hizbullah tarafından düşürüldü. Evet. Üzerindeki kamera sisteminin belleğinden çıkartılan görüntüler bunlar. Başlangıç itibariyle kayıt etmeye başladığı andan itibaren kaydettiği için de o bellek alındığında ilk yüklemeyi yapan ve bölgeye gönderen askerlerin, İsrail askerlerin görüntüsü var. Tabii. Kişisel bir drone bu. Hı hı. Yani kişisel dediğim bir kişi tarafından, personel tarafından kullanabilen drone anlamında söylüyorum. Yoksa kendi özel drone'u değil tabii. Burada hep artık o sahayı da bayağı ezberledik değil mi Mete Bey? Hep bu civarlarda işte bu daha ova gibi düz yeşilliklerin... Ya işin ilginç tarafı bakın, yani çok ilginçtir. İnsanlar savaş bekliyorlar ama... Evet. Açık hedef gibi. Hayır, ekip pişmekten de vazgeçmiyor. Evet. Ne kadar ilginç değil mi? Mecburlar. Yok işte onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu sahnenin aynısını Ukrayna Savaşı'nda da gördük biliyor musun? Donetsk bölgesindeki Ukraynalılar, hı hı, işgal edilecek olan toprakları ekmeye devam ediyorlar. Buğday ve ayçiçek yağı, ayçiçek ekiyorlardı. İşte o dönem hangi dönemse bilmiyorum. Onu ekiyorlardı. Tarlada çalışıyorlardı.
Bir taraftan da çatışmalar sürüyordu. Tarlasını ekmeye devam ediyordu. Evet. Çünkü başka geçim kaynağı yok. Tabii. O tam olarak hayatın fotoğrafı aslında. Bakın bunun aynı şeyde de geçerliydi. Gazze müdahalesi olacakken tarlada çalışan Filistinli vatandaşlar vardı. Hayat böyle bir şey işte. Bu tarafta 200 bine yakın insan sınırı terk etmiş durumda içeri doğru. Evet. Lübnan tarafında 80 bine yakında İsrail tarafında içeri doğru terk etmiş durumda. Bir de şey dedi ya Netanyahu da amacımız zaten o kuzey taraftan tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine dönmesi. Bu operasyonun amaçlarından biri de buydu. Bu mümkün olacak mı sizce? Şöyle söyleyeyim. İran bu kadar sessiz kalırken vekil unsur İran'dan daha yüksek ses çıkartır mı? Yani mantıken düşünün. Yani mantıken hayır. İran, biz bu savaşı gerginleştirmek istemiyoruz, büyütmek istemiyoruz. Hatta Amerikalılarla dostuz, kardeşiz. Evet. Gelin, denetleyin, onu yapın, bunu yapın derken. Sizce Lübnan, daha doğrusu Lübnan demeyeyim, Hizbullah daha da gerginleştirecek aşamalara geçer mi? Mantıken hayır ama işte arka planda neler konuşuluyor, neler planlanıyor bilmiyoruz ki. Belki de İran diyor ki siz var gücünüzle saldırın. Ama o yaptıkça İran'da hedef olmaya devam edecek. Çünkü vekil unsur olarak üzerinde değerlendiriyorsunuz. Evet. Husi saldırdığında hiç kimse Yemen saldır demiyor ki. İran, yani o füzenin İran teknolojisi olduğunu biliyoruz. Evet. Yani kimse Husiler hipersonik füze yaptı falan demiyor yani. Kimsenin aklına vay be adamlara bak adamların hiçbir şeyi yok ama teknoloji yok ama hipersonik füze yapmışlar diyor muyuz? Hayır tabii. Demiyorsun. Hizbullah için de geçerli. Şurada gösterdiğiniz bütün cephanelik, mühimmat, şey menşeli, İran menşeli. Fatura oraya kesilecek yani bunun başka bir şeyi yok. Ben o yüzden hala bekleme taraftarıyım. Çünkü bu yara kolay bir yara değil. 4000 kişisi kaybetti. İrtibat koptu. Geçen sefer 6000'e yakın ateşlenecek olan sistem vuruldu. Bu yaralar büyük yaralar. Bir anda yarın sabahleyin vay kardeşim ben bir daha vurayım demezsiniz. Olursa bir şey diyemem ama mantıken diyorsanız bana soruyorsanız. Evet. Bence önce bir yarasını onarması gerekiyor. Ufak tefek atılan içeride yapılacak olan hareketlerle yapar ama büyük topyekin bir Hizbullah saldırısı bekler misiniz? Ben beklemem. Beklemiyorum en azından. Mantıken beklemiyorum. Mantıken. Ama her şey mantık değil tabii ki. Tabii. Kassamtugaylarından gelen yeni görüntüler vardı yine bugün. Kassamtugayların bir açıklaması var. Bence önemli o. Yani o Kassamtugayların açıklaması... İstişhadi eylemlerin dönemine girildi. Yani intihar eylemlerinin artacağını söylüyorlar. Size hatırlarsanız biz buna hazır olalım. Evet. Hamas veya Kassamtugayları bütün Gazze'den olayı İsrail'in içine taşıyacak diyorduk. Evet, onunla ilgili bütün görüntüleri paylaştılar. Evet. Ya o kadar resim çok net ki, hani üzerine çok fazla yorum yapmaya da gerek yok ki. Bir sonraki hamle aslında bir önceki hamle de belli yani. Evet, işaret. Ben hani İsrail-Hizbullah hikayesine baktığımda da Gazze'de yaşananlar Hizbullah'ın niye sustuğunu geçmiş örneklerinden biliyorum. Geçmiş örneklerin bir sürü datası var elimizde. İsrail'in bu süreci nasıl yöneteceğini de biliyoruz. Geçmiş örnekleri var ya. 1940'larda başlayan ve bugüne kadar gelen büyük bir elimizde data var ya. Bu datayı nasıl yani yok sayacağım da yorum yapacağım yani. Data işte. Evet. İster bunu duygularınızla okumaya çalışın, isterseniz aklınızla okumaya çalışın. Bu datayı aklınızla okursanız senaryonun nereye gideceği o kadar belli ki. Maalesef.